Ve efendim asgari ücret zammı kıdem tazminatlarını da önemli ölçüde etkileyecek. Efendim bu yıl kıdem tazminatını hak eden bir çalışanla yeni yılda kıdem tazminatı hak eden çalışan arasında büyük farklar ortaya çıkacak. Nasıl? Asgari ücretteki artış aynı zamanda yaşlılık maaşına da yansıyacak. Memurlara da 2019 yılı için kıdem tazminatı piyangosu var. Hepsi işte bu haberde. Asgari ücrete zam yapıldı, o zam tazminatlara da yansıdı. Milyonlarca kişinin kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar pek çok kalemde değişiklik yaşandı. Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın çalıştığı yıl kadar son brüt maaşı da önemli rol oynuyor. Kıdem tazminatı çalışılan yılla son brüt maaşın çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bu da bugünden yarına değişiklik anlamına geliyor. Yani bugün kıdem tazminatı hak eden bir işçinin kazandığı tazminat yeni yılda hak ettiği tazminatla 5000 lira fark ediyor. Öncelikle kıdem tazminatını hak edebilmek için işçinin işveren tarafından işten çıkarılması gerekiyor. Evlilik, emeklilik, askerlik ve 3600 gün prim ödenmesi gibi durumlarda da kıdem tazminatı hak edilebiliyor. Bu yılki brüt asgari ücret 2029 lira, önümüzdeki yıldan itibaren 2558 liradan hesaplanacak. Bu da kıdem tazminatını birkaç gün sonra hak edecek olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Yani bugün kıdem tazminatı hak edenle birkaç gün sonra kıdem tazminatı hak eden çalışan arasında 5000 lira gibi bir fark oluşabiliyor. 10 yıldır asgari ücretle çalışan bir işçinin hak ettiği kıdem tazminatı 2018 yılındaki son brüt maaşı 2029 çarpı çalışılan yıl, o da 20.295 lira yapıyor. Aynı işçi birkaç gün sonra, yani yeni yılda kıdem tazminatı almaya hak kazanırsa o rakam 2558 çarpı 10, 25.580 lirayı buluyor. Yani işçinin kıdem tazminatı farkı 5.285 lira olacak. Kıdem tazminatları ile ilgili 2019'da memurlara da adeta piyango vuracak. Memur zammı memur maaş katsayısını arttıracağı için bu da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Şu anda uygulanan kıdem tazminatı tavanı 5.434 lira. Bu rakam 2019 yılı Ocak ayı itibariyle yaklaşık %11 artışla 6.032 lira olacak. 10 yıl çalışıp kıdem tazminatı hak eden bir memurun hak edişi bugüne denk gelirse 54.344 lira. Birkaç gün sonra, yani yeni yıla denk gelirse o rakam 60.322 liraya çıkıyor. Yani memur için kısa günün karı tam 5.977 lira. Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bilinen yaşlılık maaşı da asgari ücret zammıyla birlikte artacak. Bu yıl 483 lira olan yaşlılık maaşı alt sınırı önümüzdeki yıl 609 lira olacak.